Venezuela'da sağlık koşulları günden güne kötüleşiyor. Antibiyotik eksikliği bu haberde ekrana getireceğimiz 3 yaşındaki Ashley isimli küçük kız çocuğunun bir ayağının kesilmesi tehlikesine yol açmış. Annesi sorunun bir dizdeki normal bir kaşınma ile başladığını söylüyor. Benim kızım düştü ve dizini kaşımaya başladı. Biz hiçbir zaman onun dizini kaşımasının sonunda ciddi bir sorun yaşayacağını düşünemezdik. Düşmeden 2 hafta sonra şiddetli ağrı veren eklem iltihabı başladı. Ashley'in doktoru hastalığın seyrini şu şekilde bize özetliyor. Ashley hastaneye kuvvetli bir mikrobun yol açtığı deri iltihabı teşhisiyle kabul ediliyor. Onun kanına geçen bu mikrop daha sonra ciğerlere geçip önce akciğer iltihabına daha sonra ise kalp iç zarı iltihabına yol açıyor. Bu enfeksiyonun önüne geçebilmek için önce sürekli antibiyotik vermek gerekiyordu. Antibiyotik yokluğundan dolayı bu ilaç kıza verilememiş. Bu çocuk doktoru antibiyotik eksikliği yüzünden geçen ilkbaharda bir haftada 5 çocuğun hayatını kaybettiğine şahit olmuş. Devlet hastanelerinde sadece antibiyotik değil, birçok ilaç ve teşhis için gerekli tıbbi malzemenin eksikliği çekiliyor. 2014'ten bu yana yatak sayısı %40 azalmış. Geçen yıl kamu hastanelerinde kabul edilenlerin 1/3'ü hayatını kaybetmiş. Küçük Ashley hayatta kalabildiyse bunu ailesinin sayesinde başardı. Saatlerce özel kliniklerde sıra bekleyen aile, gerekli ilaçları temin etmek için evdeki buzdolabını ve televizyonu bile küçük kızın tedavisi için satmış. Hastanede 2 ay kalan küçük kız Eylül ayı sonunda doktorun da izniyle eve döndü. Küçük kızın iyileşmesi ailesini adeta sevince boğdu. Ancak büyük ekonomik sorunlarla boğuşan hükümetin dışarıdan insani yardımı reddetmesi, ülkedeki sağlık sektöründe yaşanan dramın daha da süreceğini gösteriyor.